Bismillahirrahmanirrahim. Müslümanlar küfür ile birleşip İslami devlet kurabilirler mi? Hayır. Hayırdır. Peygamberimiz bunu yapmadı. Aleyhissalatü vesselam yapmadı. Emeviler de bunu yapmadı. Abbasiler de yapmadı. Osmanlılar da bunu yapmadı. Selçuklular da yapmadı. Yaptıkları şey İslam devletine karşı, kafir devletlerinin kurulmasına karşı savaştılar. Ama küffarla ortaklık yaptılar. Anlaşma yaptılar. Şiilerin yaptığı gibi. Kendilerini onlar Vatikan'la ittifaka girdi Şiiler. Tabii ki bu olur ama bazı boş kafalı imamlar, onlar uluslararası kitap alimleri, onlar uyduruyor ki Osmanlılar Ruslarla ittifak etti İstanbul'u almak için. Onların kafası başlarında değil, başka bir yere kısılı kalmış. O yüzden onlar ağızlarını açtıklarında başka ses geliyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bu doğru değildir ve daha çok fitne çıkarır. Ve insanları gerçekten uzaklaştırır. Bulun onun kim olduğunu. Bir İslami devlet kuramazsınız. İslami devlet üzerine konuşurken ben İslami imparatorluklardan konuşuyorum, halifelikten. Bu bağımsız krallıklardan konuşmuyorum. Tarihte de gördüğünüz gibi değişik İslami krallıklar kuruldu. Çünkü onlar halifeye itaat edip ona bağlanmak istemediler. Kendi bağımsız şeylerini kurdular ve kendi güçlerine sahip olabilmek için hilafetten ayrı kafirlere gittiler onlara yardım etmeleri için. Ben ondan bahsetmiyorum. Onlar zaten yanlış. Tarih gösteriyor bunu. Ki bunların hepsi her zaman başarısız oldular. Ve düşmüş olan büyüğü ise Endülüs Müslümanlarınınkiydi. İspanya'dakiler. Onlar İslami imparatorluktan kendilerini ayrı tuttular. Onlar bir imparatorluk bile değillerdi. Hangi ülkeye hükmettiler? Kuzey Afrika onlar tarafından kontrol edilmiyordu. Sadece İberyan, İspanya'ya onlar hükmediyordu sadece. Kendi hilafetlerini ilan ettiler. Abbasilerden ayrılarlardı. Ve Peygamber Efendimiz buyuruyor ki İslam'da iki baş yoktur diyor. Eğer iki baş varsa birini kesiniz diyor Peygamberimiz. Çünkü eğer iki baş varsa o zaman o şirktir. Öyle değil mi? Her zaman bir olmalı. Ve o zaman bir fitne olur. Tamamen bir yıkım olur o. O vakit Osmanlılar hükmetmiyordu. O vakit İslami İmparatorluk her ne kadar o büyüktü, çok büyük işler de yaptılar. Pek çok yönde yükselseler de pek çok krallıklar vardı ve hanedanlıklar vardı. Ve Hristiyanlar durmaksızın Haçlı seferleri düzenliyorlardı. Ta ki Osmanlılar hüküm sürmeye başladığında Haçlı seferleri bitti. Ta ki son Haçlı seferi gerçekleşinceye kadar. Ki son Haçlı seferinde kafir devletleriyle birleşti pek çok İslam devletleri, milletleri. Son halifeye karşı savaşmaya geldiler. Nedir o? Çanakkale. Onlar Çanakkale'yi kazanmadı. Kimdi o Lord Allenby? O geldiğinde ve pek çok Müslüman topraklarını aldığında halifelikten
Eminim ki oydu. Çünkü oydu. O başkomutan oydu. İttifak devletlerinin. Selahaddin Eyyubi'nin türbesine gitti. Ne yaptı? Selahaddin Eyyubi'nin türbesine tekme attı. Öyle değil mi? Ve ona dedi ki çok kirli bir kafir yoluyla dedi ki Selahaddin Eyyubi'ye uyan dedi. Biz dedi Kudüs'ü ve bütün yerleri sizden alacağız dedi. Ve orada ilan etti bunun son Haçlı Seferi olduğunu. Demek ki o zaman da İslam İmparatorluk ilan edildiğinde İspanya'da o Abbasilerden kendini ayırdı. Çünkü son yaşayan Emevilerin son oğlu İspanya'ya gitti. Ve orada o kendi krallığını ilan etti. Ve daha sonra halifeliğini ilan etti. Bir yıl geçmedi ki imamlar camilerde hutbe söylemeye başladılar. Onun ismini dediler İslam'ın halifesi olarak. O bir yıl içinde işte her şey yok edildi. Allah onlara ağır bir cezalandırma gönderdi. İslam orada 800 yıldır vardı. Ve her şeyi yakıp yıktılar. Müslümanların mezarlarını kazdılar, kütüphaneleri yaptılar. %99 bütün İslami uygarlığın hepsini yok ettiler. Müslümanlar o vakit ne yapıyorlardı? İspanya'daki Müslümanlar. Onlar birleşmiş miler miydi? Hayır. Onlar da kendi içlerinde değişik krallıklar halinde yaşıyorlardı ve kendi kendileriyle de savaşıyorlardı. Ve kimden yardım istiyorlardı? Kafirlerden yardım istiyorlardı. Hristiyan askerlere para veriyorlardı Müslüman kardeşlerini öldürmeleri için. Ve daha sonra o Hristiyanlar daha güçlendiği vakit o zaman Hristiyanlar Müslüman askerleri kiralamaya başladılar Müslümanları öldürmek için. Evet bunlar oldu. Osmanlılar geldiğinde elhamdülillah bütün o topraklar bir araya geldiğinde orada sadece bir halifenin altında toplandılar. Ve bir halifeniz varsa ve herkes o bir hükmedene itaat ettiği zaman görürsün ki o 700 yıl içinde İslam çok hızlı bir şekilde yayıldı ve büyüdü. Sadece İslam değil ama Sufizm ve tasavvuf her yere yayılmaya başladı. Avrupa'nın kalbine, Bosna'ya kadar, Balkanlara kadar, ta Afrika'ya kadar, Rusya'ya kadar ulaştı. Çin'e, Endonezya'ya kadar her tarafa yayıldı. Çünkü bu bir krallıktır, bu bir hanedanlıktır ve bu bir imparatorluktur ki peygamberin yoluna sıkı sıkı sarıldılar. Allah subhanahu teala onlara destek verdi. O güçlüydü. Ne zaman zayıfladı? İslam her zaman içeriden zayıflar. Hiçbir zaman dışarıdan değil. Çok fazla karmaşa, fitne ve ihanet girdi. Ki o vakit peygamberin hadisine uyarak halife tahtından indi. Dedi ki halife, ahir zamanda bunun olması gerekiyor. Peygamberimiz diyordu ve bu oldu. Evet. İslami devletler var mı kafirlerin onlara yardım ettiğini? Evet. Halife değil. Özellikle bir İslami halifeliği kurmayı hiçbir zaman Hristiyanlardan yardım almadılar. Müslümanların fazla bilgisi yok. Basit politika üzerine konuşmaya bile. Halife ve halifelik kullanabilir. Belirli kafir memleketlerini birbirlerine karşı kullanabilir. Ama onlardan hiçbir zaman İslam'a yardım etmeleri için destek istemedi. İnşallah Rahman biz daha çok anlamaya başlarız zaman geçtikçe. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekat.